Distopya YouTube kanalından herkese selamlar sevgili dostlarım. Ben Distopya ekibinden Sait Gülüm. Bu hafta sizlerle birlikte zombi beyin hücrelerini tartışacağız. Nedir bu zombi beyin hücreleri? Gerek YouTube canlı yayınlarında, gerek Instagram sayfamıza attığınız, gerek ise Discord'da yazdığınız konular üzerine arasından seçtiğimiz bir konuydu ve bu belgeseli yapmamızı çok istediniz. Bizler de 2 haftalık bir araştırma sonucunda olay henüz soğumamışken bu konunun üzerine gitmeyi ve bu belgeseli hazırlamaya karar verdik. Zombi beyin hücreleri, biz öldükten sonra beynimizin içerisinde gelişen ve kollarını uzatan bir hücre diyebiliriz. Bunun keşfi bilim dünyasında bir çığır açtı. Bakalım bu zombi beyin hücreleri zombi salgınıyla bağlantılı mı? Bu videoda tamamen bunları açıklayalım. Şimdi arkanıza yaslanın ve videonun akışına kendinizi bırakın. Öldükten sonraki saatlerde insan beynindeki bazı hücreler hala aktif. Illinois Chicago Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre bazı hücreler aktivitelerini artırıyor ve devasa oranlara kadar büyüyebiliyorlar. Üniversitenin araştırmacıları, bazı hücrelerdeki gen olayları üzerinde yer alan genetik veriden hareketle protein gibi bir gen ürününün oluşturulma sürecinin ölümden sonra arttığını buldular. Konunun ana hatlarını oluşturan genlerin, glial hücrelerin yani merkezi ve çevresel sinir sisteminde yer alan hücrelerin çoğunluğunu oluşturan ve sinir hücresi olmayan hücre olan hücrelerin ölümden sonra saatler boyunca uzun kol benzeri uzuvlar yetiştirdiğini ve filizlendiğini gözlemlediler. John S. Galvin profesörü ve aynı zamanda üniversitenin tıp fakültesi nöroloji ve rehabilitasyon başkanı Dr. Jeffrey Loeb, canlı dokunun her türlü canlı, cansız, yabancı etkene veya içsel dışsal doku hasarına verdiği hücresel damarsal bir seri hayati yanıt olması, işlerinin oksijen yoksunluğu ve felç gibi beyin yaralanmalarından sonra bir şeyleri temizlemek olduğu göz önüne alındığında çok şaşırtıcı değildir demiştir. Dr. Jeffrey Loeb'e göre otizm, şizofreni, Alzheimer gibi rahatsızlıkların tedavi ve potansiyel tedavileri için ölüm sonrası beyin dokularını kullanan çoğu araştırma çalışması, ölüm sonrası gen hareketlerini ve hücre aktivitesini hesaba katmıyorlar. Dr. Loeb, çoğu çalışma kalp durduğunda beyindeki her şeyin durduğunu varsayıyor. Ancak durum böyle değildir. Bulgularımıza insan beyni dokuları üzerinde yapılan araştırmaları yorumlamak için ihtiyaç duyulacaktır. Sadece şimdiye kadar bu değişiklikleri ölçmedik şeklinde bir makale yayınladı. Ve bu makalesinde ölüm sonrası aralığı çoğaltmak için oda sıcaklığında durmasına izin verilen, yakın zamanda toplanan beyin dokularının büyük bir bloğunun zaman zaman 0 ila 24 saat arasında tüm insan genlerinin ifadesine bakarak simüle edilmiş bir ölüm deneyi yapmaya karar verdik dedi. Dr. Loeb ve ekibi, bazı insan beyin dokusundaki küresel gen açıklama modelinin ölüm sonrası beyin gen hareketlerini yayınlanan raporlarının hiçbiriyle uyuşmadığını fark etti. Akabinde analiz edilen genlerin yaklaşık %80'inin 24 saat boyunca nispeten sabit kaldığını buldular. İfadeleri çok fazla değişmedi. Bunlar arasında temel hücresel fonksiyonları sağlayan ve doku kalitesini göstermek için araştırmalarda kullanılan temizlik genleri vardı. Bu temizlik genleri hücre fonksiyonu için gerekli proteinleri üretirler. Yüzlerce temizlik geni insanlarda tanımlanmıştır. Araştırmacılar, temizlik genleri ve işlevleri hakkında daha fazla bilgi edindikçe sürekli olarak daha fazla şey ortaya çıkmaktadır. Nöronlarda bulunan hafıza, düşünme ve nöbet aktivitesi gibi insan beyni aktivitesinde karmaşık bir şekilde yer aldığı gösterilen başka bir gen grubu ölümden sonraki saatlerde hızla bozuluyordu. Üçüncü bir gen grubu, yani zombi genleri, nöron genleri yukarı doğru yükselirken aktivitelerini arttırdı. Ölüm sonrası değişikliklerin düzeni yaklaşık 12 saatte zirve yaptı. Dr. Loeb, bulgularımızdan gelen iyi haber diyerek artık hangi genlerin ve hücre tipinin stabil olduğunu, hangilerinin bozulacağını ve ölüm sonrası beyin çalışmalarından elde edilen sonuçların daha iyi anlaşılabilmesi için zaman içinde hangilerinin arttığını bilmemizdir diye belirtti. Yani öldükten sonra beyninizdeki zombi genleri hayat buluyor. Beyniniz öldükten sonra zombi genleri adı verilen hasarlı beyin dokusunun bakımından sorumlu glial genler ortaya çıkıyor. Ölüm sonrası beyni incelemek için beyin cerrahisi hastalarından beyin dokusu örnekleri toplanıldı. Şimdi gelin bir de sonuçlanan bilimsel raporlarda geçen ifadelere bir göz atalım.
Gen ifadesi, genlerin okunması sonucu üretilen proteinlerin çeşitliliğine verdiğimiz isimdir. Beyindeki nöron hastalıkları sonucunda ölen kişilerin beyinlerindeki çalışma ile canlı arasındaki beyin çalışma şeklinin birbirinden oldukça farklı olduğunu bulduk. Bu farkları analiz etmek için ameliyattan elde edilen diri beyin dokusundaki gen ifadesini, ölüm sonrası geçen süreyi ve ölüm biçimini taklit edildi. Bu çalışma sonucunda bazı hücrelerdeki gen ifadesinin ölümden sonra arttığı görüldü. Ve bir dizi nöron hastalıklarının bu hastalıkla ilişkili ölüm sonrası beyindeki fonksiyonları karşılaştırıldığında taze insan beyni tamamen benzersiz bir çalışma örüntüsüne sahipti. Bu farkı anlamak için ölüm sonrası aralığı taklit etmek için taze doku çıkarıldıktan sonra zamanın bir fonksiyonu olarak gen yapısındaki faaliyetleri ölçüldü ve Alzheimer, otizm, şizofreni gibi beyindeki nöronların bozukluğunun çoğunda sadece ölüm sonrası dokuların mevcutluğu açığa çıktı. Bu çalışmaların önemi göz önüne alındığında, daha yüksek bilişsel insan beyin fonksiyonlarında yer alması muhtemel aktiviteye bağımlı genlere odaklanan bir dizi beyin bozukluğu için taze ve ölüm sonrası insan beyni dokuları arasındaki genel gen karakterlerinin doğruluğunu incelendi. Glial genler telafi etmek için yükselirken, nöron etkili genlerin aktivitesinin düştüğü ifade edilen genlerin tamamen farklı bir manzarasını buldular. Öldükten sonraki saatlerde insan beynindeki hücreler hala aktif ve devasa oranlara kadar bu hücreler büyüyebiliyor olgusu bu araştırmanın en büyük sonucu oldu. Dr. Loeb, bu yapılan araştırmaların sonunda bizim bulgularımız ölen insanlardan alınan dokular üzerinde yapılan araştırmalarda ölümden sonra geçen sürenin en aza indirilmesi gerektiğini ve ölümden sonra yaşanan bu değişimlerin hesaba katılması gerektiğini gösteriyor. Bulgularımızın verdiği iyi haber ise şu, artık zaman içerisinde hangi genlerin ve hücre tipinin sabit olduğunu, hangilerinin azaldığını ve arttığını biliyoruz. Böylece ölüm sonrası yapılan beyin çalışmalarının sonuçları daha iyi anlaşılabilir. Konusuyla ilgili tıpta daha rahat ilerleme kaydedebileceklerini söyledi. Ve hiçbirimiz bu bulgular sayesinde ölümü çözmeye biraz daha fazla yaklaşmış olma olasılığımızı inkar edemeyiz. O yüzden bulgular bizler için canlı, ölü ve de daha işi bitmemiş tanımlarını değiştirebilir. Ve son olarak ölümü inceleyerek yaşam üzerinde daha çok şey öğrenebiliriz dedi. Son birkaç dakikadır zombi beyin hücrelerinden bahsetmekteyim. Ve çıkaracağımız sonuç kesinlikle bu beyin hücrelerinin zombi salgını başlatacağıyla alakalı olmasın. Böyle bir hücre, böyle bir büyüme kesinlikle zombi salgınıyla bağlantılı değil. Dolayısıyla beklediğimiz salgın bu videonun konusu olmadı. Ve beklediğimiz salgın hakkında videolar gelmeye devam edecektir. İleri okuma ve kaynakçaları açıklama kısmına bırakıyorum. Orada da giderek o linkleri tıklayarak ileri okumalarınızı yapabilir. Konuyu daha detaylı bir şekilde anlayabilirsiniz ve kavrayabilirsiniz. Daha fazla konunun konuşulması ve tartışılması için sizleri Discord sunucumuza bekliyoruz. Onun linkini açıklama kısmında ve sabitlenen yorumlarda bulabilirseniz bizi mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim.